Yapıp hain ilan ediyor. Sonra da Kürt seçmenleri altına bineceğini düşünerek Osman Öcalan'ı terziye çıkarıyor. Abdullah Öcalan'dan mektup yazıyor. Terörle işbirliği iddiasıyla belediyelere kayyum olmayan engellerle hiçbir kardeşimizin işinin, aşının, kariyerinin ve toplumsal konunun engellenmediği özgür bir Türkiye konuşuyoruz. Bakınız. Bunlar 3C diyerek tekrar konuşmamın sorununu açıklattım. 3C diyerek yola çıktılar. Yolsuzlukla, yasaklarla ve yoksullukla mücadele. Ama geldiğiniz yere bakın. Yoksullukla yolsuzluk hiç şey geçmiyor. Diyarbakır'a gelmek benim için Sıla'ya gelmek gibidir. Eve gelmek gibidir. Onun için bir kez daha söylüyorum. Diyarbakır'ımızız. Biz Diyarbakır'ımız. Zamanlarda bu sıraya sığındım. Ulu caminin o manevi atmosferine sığındım. Ve buradan güç aldım. Diyarbakır bizi hep muhabbetle bağrına bastı. Ulu cami benim yüreğimde her daim yer aldı. Her daim. Seçimlere katılım yeterliliği bakımından kritik bir eşik olan 41 ilde yeterince örgütlenmesine ulaştık. 5 il ve 115 ilçe kongremizi tamamladık. Değerli kardeşlerim, bizim kongrelerimiz sadece resmi rutin bir faaliyet değildir. Bir muhasebe, muhabbet ve istişare vesilesidir. Ülkemizin üzerinde karabasan gibi çöken karamsarlık bulutlarının çöktüğü bu günlerde Anadolu'yu adım adım dolaşmamızın halkımızla pandemi şartlarına rağmen yürekten yüreğe konuşmamızın hikmeti de buradır. Geçtiğimiz hafta ülkemizin kuzeydoğusunda Kars'ın Susuz pazarında halkı dinlemiştik. İki gün önce de ülkenin güneyinde Alanya'nın Yörük pazarında halkımızın dertlerini dinledik. Bugün de Sur esnafının sorunlarını dinleyecek o yüreğinde yer eden Sur ile Ulu Cami'nde bir kez daha buluşacağız. Değerli arkadaşlar, dertler de, feryatlar da, kaygılar da aynı. Aşk, iş, adalet ve onurlu bir hayat. Size hitap etmek üzere konuşmamı hazırlarken dün, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve Türk lirasının değer kaybı üzerinden yaşadığımız fakirleşmeden hareketle bugünkü iktidarı nasıl tanımlayabiliriz diye düşündüm. Değerli arkadaşlar, bu iktidarın bugünkü halini tasvir edecek en doğru kelime değersizleşmedir, değersizleşme. Bu iktidarın elinde hukuk değersizleşti. Bu iktidarın elinde ehliyet ve liyakat değersizleşti. Bu iktidarın elinde siyasi ahlak değersizleşti. Bu iktidarın elinde devlet kurumları değersizleşti. Bu iktidarın elinde milletvekilleri değersizleşti. Bu iktidarın elinde eğitim ve kültür değersizleşti. Bu iktidarın elinde emek değersizleşti. Ve en sonunda iktidarın elinde Türk lirası da değersizleşti. Özetle arkadaşlar, bu iktidarın elinde aslında insan değersizleşti, insan. Hatırlarsanız bize karşı parti içi darbe yapanlar düşük profilli başbakan istediklerini söylemişlerdi. Kalite ve şahsiyet düşmanı bu yaklaşım sayesinde önce başbakanlığın profilini düşürdüler, sonra da onu imha yok ettiler. Benzer şekilde hukukun, liyakatın, siyasi ahlakın, devlet kurumlarının, milletvekilliğinin, eğitim ve kültürün de önce profilini düşürdüler,
sonra anlamsızlaştırdılar ve nihayet değersizleştirdiler. Türk lirasının değer kaybı bu profil düşmesi mantığının doğal bir sonucudur. Hukuk, ehliyet, liyakat, devlet kurumları, demokrasi, milletvekilliği değer kaybederken lira değerini koruyamaz arkadaşlar. Önce onlara değer katmak lazım. İşte onun için şimdi topyekun bir değer seferberliği ilan etme vaktidir. Biz Gelecek Partisi olarak bütün bu alanlara değer katmaya geliyoruz. Değer katmaya geliyoruz. Değer katmaya geliyoruz. Değerli kardeşlerim, biliyorum bu aziz, üzüle şehrimiz, bu güzel bölgemiz, güzel insanlarımız çok büyük acılar yaşadı. Uzunca bir süre karanlık olaylar yaşandı. Faili meçhuller, hukuksuzluklar, haksızlıklar, Diyarbakır başta olmak üzere bölgemiz bu acıları tecrübe ederek yaşadı. 10 yıllar boyunca insan onuru, insan hakları ayaklar altına alındı. Çok acılar çektiniz, çok sıkıntılar çektiniz. Ama umudunuzu da bugün yüzünüzde gördüm, tebessümünüzü de hiç kaybetmediniz. Allah tebessümünüzü eksik etmesin. Bizler de bu acıları unutmuş değiliz. Ülkemizin ve Diyarbakır'ımızın acılarını en yakından hissettik her düzeyde. Bugün burada bütün bu acıları geçmişten beri bir akademisyen, bir ilim adamı, bir vatandaş, bir devlet adamı olarak yakından hissetmiş ve ülke yönetiminde bulunduğu süre boyunca bu acıların bir daha yaşanmaması için çaba sarf etmiş bir kardeşiniz olarak bulundu. Bütün ünvanlar yerinde kaldı. Bütün makamlar yerinde kaldı. Ama biz ezeli ve ebedi kardeşler olarak Diyarbakır'dayız, Diyarbakır'da olacağız. Toplumsal yaraları sarmak, her türlü ötekileştirmeyi sonlandırmak, Rabbimizin insana bahşettiği haklarını teslim etmek ve adaleti tesis etmek için elimizden gelen çabayı göstermeye gayret ettik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz durum maalesef eski Türkiye atmosferine geri dönüştü. Dağ taşa yeniden hamasi ayrışıcı ve düşmeci sloganların yazıldığı bir Türkiye'dir maalesef. Bugün ülkenin birliği ve birliği dağ taşa slogan yazarak değil, gönüllere muhabbet ve kardeşlik tohumu eterek sağlanır. Bugün Türkiye korkular ve tabularla idare edilmeye çalışan bir ülke haline geldi. Korkular ve tabulardan hukuk çıkmaz, adalet çıkmaz, huzur çıkmaz. Korkulara ve tabulara teslim olanların geleceği olmaz. Kıymetli kardeşlerim, aziz Diyarbakırlılar, Kürt meselesi esas olarak ülkemizdeki demokratik hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden kaynaklanmıştır. Sorunu yaratan Kürt vatandaşlarımızın varlığı değil, geçen yüzyılda yaşanan parçalanmaların devlet aklına yüklediği abartılı korkular ve bu korkulardan kaynaklanan kısıtlamalar ve bu kısıtlamaları istismar eden terör faaliyetleridir. İşte biz Gelecek Partisi olarak bu kısıtları kırmaya geliyoruz, kırmaya. Dolayısıyla çözüm kimliklere dağlı her türlü ayrımcılığın engellenmesiyle bütün vatandaşlarımız gibi Kürtlerin demokratik vatandaşlık anlayışı temelinde bu ülkenin eşit doğrulu vatandaşları oldukları inancının pekiştirilmesiyle sağlanabilir. Eski Türkiye demek arkadaşlar her şeyimizin değerinin düşürülmesi ve kaybedilmesi demektir. İnsan haklarının, demokrasinin, adaletin, hukukun ve refahın değerinin düşmesi demektir. Bu değersizleşmeye dur demek için Gelecek Partisi yola çıkmıştır. Adaletten, hukuktan ve ahlaktan sapınca her şeyin değerinin düşmesinden daha tabii bir şey olamaz. İşte bakın, biraz da bugünün yücel konusuna gelelim. Bakın paramızın değeri nasıl düşürdüler. Milletin alnının teriyle, bir zahmetle, emekle biriktirdiği ne varsa değersizleştirdiler. İşte son bir haftadır gündemimiz nedir bakın. Türk lirasının, yani paramızın değerini nerelere düştüğünü görüyorsunuz. Dolar nereye başını aldı gidiyor, euro gidiyor, altın gidiyor. Şimdi bu iktidardan, Cumhurbaşkanından, Ekonomi Bakanından bir cevap,
bir çözüm duydunuz mu? Geçmiş konuşamaz bunlar. Peki bugün konuşuyorlar mı? Bugün de konuşamazlar. Ortada bir tek yetkili yok. Dolar cirit atıyor. Euro cirit atıyor. Altın cirit atıyor. Ama ortada bir tek babayı yok ki buna açık vermesin. Bütün medya kanalları, gazeteler, televizyonlar, sosyal medya trolleri var. Ama bir kişi çıkıp yangın yerine dönen ekonomiyle ilgili tek bir cümle kuramıyor arkadaşlar. Tek bir cümle. Perşembe gecesi bütün troll ordularını, milletvekillerini, bakanlarını, sözcülerini hareket edildi. Parayı kurtarmak mı? Hayır. Milletin derdi için de harekete geçmediler. Ülke yanıyor. Bunlar ekonomi bakanını kurtarmaya çalışıyorlar. Ekonomi bakanını kurtarmaya çalışıyorlar. Tweetlere bakın. Hepsi ekonomi bakanının arkasındaymış. Aferin size. İyi yaptınız. Bakanı koruyacaklarmış. Göze girmek için, bir aferin alabilmek için birbirleriyle yarışırlar. Milletle danışmaya gireceklerine bakanla danışmayı tercih ettiler. Yahu sizlerin görevi, bu ülkeyi şu anda yönetenlerin görevi bakanı korumak değil, Türk lirasını korumak, Türk lirası.